Evet, tabii ki çekilme var. 20 santim civarında bir çekilme söz konusu. Ama tabii ki şimdi yavaş yavaş sistemin doğuya doğru kaymasından dolayı tekrar çekilen deniz suyu, yüzey suyu tekrar yerini almakta. Tabii bu demek değil ki bu burada bitti değil. Çünkü bahar aylarında bu sıklıkla meydana gelecek. Ama bunun depremle falan herhangi bir ilgisi yok. Sadece meteorolojik olaylarla ilgili. Kıyı olarak Caddebostan, Bostancı, Florya, Tekirdağ sahilleri, evet Silivri sahilleri görebiliriz. Ama endişe edecek bir durum yok. Normal bir meteorolojik olay olarak düşünüyoruz. Tabii ki Medcezir ile bir ilgisi yok. O güneşin çekim etkisi, ayın çekim etkisiyle oluşan bir olay. Depremle de bir ilgisi yok. Sadece bu meteorolojik olay olarak ifade edebiliriz. İstanbullular rahat olsun diyebilir miyiz? Endişeye gerek var mı? Hiç endişeye gerek yok. Rahat olabilirler. Hiçbir sıkıntımız yok. Ama bu çekilmeler olur. Bahar aylarında sık sıkla olacaktır. Daha çok görecek miyiz önümüzdeki günlerde? Göreceğiz tabii. Tabii Mayıs ayı sonuna kadar muhakkak görürüz bunları. Ama tabii bunun gelgitle, Medcezir'le ilgisi yok. Yani meteorolojik hadiseler önemli. Ülkemizde bahar aylarında, yani bahar ve sonbahar aylarında alçak ve yüksek basıncın hızlı bir şekilde ve kuvvetli bir şekilde etkisinden dolayı olay meydana gelmekte. Tabi bu nedir? Neye bağlı? Rüzgara bağlı. Troposferdeki hava olayları meydana geldiği bu katmanda oluşmaktadır. Rüzgara bağlı, atmosfer basıncına bağlı ve sıcaklığa bağlı olarak gelişmektedir. Tabi Şimdi birkaç gün önce durum nasıldı mesela? birkaç gün önce biraz daha fazlaydı çekilme. Bu da tabii şundan kaynaklanıyor. Türkiye üzerinde bir alçak basınç, yani Doğu Akdeniz üzerinde bulunan Antalya, işte Balıkesir, Karadeniz'e kadar uzanan ve Doğu Anadolu'ya kadar uzanan bir alçak basınç sisteminin etkisindeydi. Kuvvetli rüzgarlar vardı, fırtına şeklinde. Tabii bu kuzeyli rüzgarlar Poyraz ve Yıldız'a bağlı olarak ve Balkanlar üzerindeki yüksek basıncın da etkisiyle bu çekilme olayı meydana geldi. Ülkemizde tabii makro ölçekte değil, mikro ölçekte meydana geliyor. Ama okyanuslarda mesela bizde diyelim ki işte 20 ile 50 santim arasında bir çekilme söz konusu ise okyanuslarda çok kuvvetli rüzgarlar, kasırgalarla birlikte bu 8-10 metreye kadar bulunmaktadır. Tabii bu da ekonomiyi etkilemekte, sosyolojik olarak etkilemekte. Tabii bizde bu sıklık biraz daha fazla olmaya başladı bahar aylarında. Çünkü işte metropollerin üzerinde ısı adalarının oluşması, iklimin değişmesi bunlar da büyük faktörler. Daha çok tabii şöyle söyleyelim basit olarak tabii kuzeyli rüzgarların etkili olması, yüksek basınçın etkisi olmasıyla birlikte tabii rüzgarla birlikte Marmara suyu ve Kuzey Ege suyu aşağı doğru pompalanıyor. Yani Akdeniz'e doğru pompalanıyor. Suda bir çekilme oluyor yüksek basıncın etkisiyle. Ve tekrar yüksek basınç etkisini kaybettikten sonra bu su tersine dönecek ve yerine gelecek. Yani bu meteorolojik olay. Sık 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 göreceğiz tabii. Yani bahar aylarında, sonbahar aylarında göreceğiz. Mayıs sonu. Mayıs sonu itibariyle göreceğiz. Hocam evet. Hep depreme alamet derler ya. Ya tabii bu depremle ilgisi yok şu anda. Deprem ayrı. Yani depremin olduğu zaman işte fay hatların çalışmasıyla birlikte ne yapacaktır? İşte denizdeki fay hatları açılacak. Açıldığı zaman suyun içeriye doğru çekilmesi. Geçen haftalarda baktığımızda Flores sahilinde bir 5 metre kadar çekilme var. Yani bu 5 metre yükseklik olarak değil, yatay olarak düşündüğümüzde. Yani ne kadar? Evet, 35-40 santim civarında. Ama tabii ki şimdi artık yavaş yavaş yüksek basıncın etkisinden çıkıldığı için ne olacak? Çekilme daha az şu anda. Yani yerini yerine. Abi. Bu neyden kaynaklanıyor abi?